Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizinle birlikte hem bir tane bir şey söyleyeceğim ve Küçük Bayan İnatçı okuyacağız karakteri. Burada böyle ve sunumum şu. Ben şimdi bunları, bu videoları çocuklara göre yapıyorum. Ve, babam da dedi ki bana, eğer neydi, çocuklara göre video yaparsam yorumlar kısmı kapalı oluyor. Ben dün Bay Komik okumuştum videomda arkadaşlar. Ama yorumlara yazın falan demiştim. Ama hiç zorlamayın yorumlara yazmayı. Not yapma, tamam mı? Şu an video çekiyorum da bizim kedi var. Ondan. Evet, başlıyoruz. Yine size göstereceğim. Siz bunları arka sayılır. Sayfalarını. Küçük Bayan inatçı. Çok ama çok inatçıydı. Adından da belli. Fikrini kolay kolay değiştirmezdi. Dışarı çıkmak karar verirse mutlaka çıkardı. Bardaktan boşacısına yanıyorsa da aklına koyduğunu yapardı. Sayfa 0. Böyle arkadaşlar. Böyle. Günlerden bir gün Küçük Bayan inatçı omlet yapmak istedi. Ama evde hiç yumurta kalmamıştı. Bay Güçlü'ye gitmeye karar verdi. Herkes bilir Bay Güçlü'nün evinde hep bir sürü yumurta olur. Küçük Bayan inatçı otobüse binmek için evden çıktı. Sayfası böyle. Tam otobüse binecekken Bay Koca Burun'la karşılaştı. Bay Koca Burun da var bende arkadaşlar. Onu da okumamı istiyorsanız eğer okurum onu da. Bay Koca Burun her işi burnunu sokardı. Nereye gidiyorsun Küçük Bayan inatçı diye sordu. Küçük Bayan inatçı Bay Güçlü'nün evine dedi. Ama bu otobüs Bay Güçlü'nün evine geçmez ki. Küçük Bayan inatçı yine de o otobüse bindi. Ama otobüs gerçekten de Bay Güçlü'nün evine geçmedi. Hafız böyle. Otobüs soğuk diyar gitti. Soğuk diyar öyle soğuktur ki yıl boyunca herkes hasta gezer. Küçük Bayan inatçı etrafa bakıp ne büyüleyici bir yer dedi. Hemen titriyor. Hem mutlu görünmeye çalışıyor. Soğuk diyor. O kendisi isteğiyle gelmiş gibi davranmıyordu. Oysa öyle olmuştu. Yani olmuştu. Sayfası böyle. Yolda Bay Hapşırık'la karşılaştı. Bay Hapşırık
küçük bayan inatçıyı uyardı. Senin yerinde olsam hapşu o tarafa gitmezdim. Hapşu her yer buz tutmuş. Hapşu. Küçük bayan inatçı çok kızdı. Canım nereden isterse oradan giderim. Böylece küçük bayan inatçı yoluna devam etti. Sonra ne oldu dersin? Arkadaşlar bu arada hep geliyorum ya. Yani geliyorum derken ışkır tutuyor. Onları lütfen böyle yaptığımda yani ışkır tutuyor. Hı? Sayfası böyle. Bakın öyle oldu. Sonra Vult diye bir şey çıkmış arkadaşlar. Neyse. Küçük bayan inatçı buzdan kıyıverdi. Küçük bayan inatçı ayağa kalkarken bu çok eğlenceliydi dedi ama elbette hiç eğlence olmamıştı. Sonra bir yol ayına geldi. Sağdaki yola saptı. Bu taraftan gideceğim dedi. Al sayfa. Ben size bu sayfayı gösterdim mi? Sayfası böyle. Göstermedim diye hatırladım. Eğer gösterdiysem ikinci göstermiş olurum. Ve son iki sayfa böyle. O sırada bir solucan karların arasından kafasını çıkardı. Büyük bir hata yapıyorsun diye uyardı. O yol hiç güvenli değil. Saçmalama diye bağırdı küçük bayan inatçı. Seçtiği yolda yürümeye başladı. Keşke solucan dinleseydi. Sayfası böyle. Arkadaşlar ya yine okuldan geldim. Şey yapıyorum burada. Video çekiyorum sonra adamı yapacağım. Sonra annem gelirse yapacağım. Ansızın koca koca kar topları çığ gibi yağmaya başladı. Sayfası böyle. Böyle yağmış arkadaşlar. Tam böyle. Bu arada evet kameradan böyle oynamış. Arkadaşlar ben bunu hep tabletimden çekiyorum. Ondan işte burada ters gözüküyor ama videolarda ters gözüküyor mu bilmiyorum. Onu kontrol edemiyorum. Çünkü ama çektikten sonra direkt iPad'imden hemen bakıyorum. Öyle sonra yapıyorum ben. Küçük bayan inatçı kocaman bir kar topunun içine sıkıştı. Kar topu yolda çıktı. Tepeden aşağı yuvarlandı. Dönüyordu. Küçük bayan inatçı. Sayfası böyle. Birazdan biter arkadaşlar kitap. Aynen az sayfası kalmış. Kar topu uzun süre yuvarlandı. Yuvarlana başka bir ülkeye ulaştı. Böylece kar topu eridi. Küçük bayan
Küçük beyan. İnatçı da içinden çıktı. Sırılsıklam olmuş. İliklerini işte okuyamadım. İliklerini mi ne kadar ıslanmıştı. Ama şanslıydı. Kar topu onu Bay Güçlü'nün evine getirmişti. Sayfası böyle. 10 dakikada yaptım şu an. Onu gören Bay Güçlü, sırılsıklam olmuşsun. Çabuk içeri gel diye üşütmeden kurulan dedi. Ben asla üşütmem dedi. Küçük bayan inatçı, yumurta almaya geldim. Çekil önümden. Ama böyle davranmaz ki dedi Bay Güçlü. Durun arkadaşlar, bir şey bakıyorum. Küçük bayan inatçı çok kızdı. Saçma diye bağırdı. Arkadaşlar sayfası böyle. 11 dakika oldu. 18'den yüksek yapmamaya çalışıyorum videolarımı. Öyle bir şey yaptım. Arkadaşlar. Küçük bayan inatçı doğruca mutfağa girdi. Bir kase dolusu yumurta aldı. Ama ne rica ettin ne de teşekkür etti. En azından sorabilirdin dedi Bay Güçlü. Hapşu diye hapşırdı. Küçük bayan inatçı. Bay Güçlü sana üşüteceğini söylemiştim dedi. Küçük bayan inatçı, ben asla üşütmem dedi yine. Sonra tekrar hapşırdı. Hapşu. Sayfası böyle arkadaşlar. Aa, ben de burada görmüş oldum. Çünkü hiç anlamadım buradaki şeyi. Orada daha büyük gözüktü. Okey. Küçük bayan inatçının karını iyice acıkmıştı. Bay Güçlü'nün mutfağında kendine bir omlet yaptı. Omlet o kadar kocamandı ki bu sayfayı bile sığmazdı. Arkadaşlar bu bakın cidden bu sayfaya sığmamış. Aslında o kadar değil. Bu kadar değil arkadaşlar. Daha iyi. Sonra kocaman omletin yemeye başladı. Bay Güçlü endişelendi. Bu kadar çok yersem midem bozulur dedi. Küçük bayan inatçı çok kızdı. Boş laf dedi. Huydan vazgeçer mi? Küçük bayan inatçı da inat etti. O kocaman omlet yiyip bitirdi. Dur arkadaşlar, sayfası böyle. Burada görsel yok. Bazı sonlarında yok. Daha fazla sözü gerek yok. Gördün mü? Küçük bayan inatçı ne kadar inatçı? O kadar inatçı ki bu öykü biter, onun inadı bitmez. Arkadaşlar sonra da buradaki işte küçük bayan neydi ya? Küçük bay ve bayanlar serisinden yine bir kitap okuduk, bitirdik.
Ben de keyifliydi ve küçük bayan küçük bayan ve işte küçük bayan ve baylar serisi gözüküyor sadece diğer sayfasında. Burada da onların renklisi gözüküyor. Bence keyifli bir kitaptı. Ben çok beğendim. Küçük bayan inatçı okuduk. Güzel. Hadi bay bay. Ama şöyle bir şey var. Şöyle ben sizi zorlamamak anlamında kullanıyordum bunu. Ama ne olursanız da eğer beğenirseniz de ben mutlu olurum. Ama beğenmesiniz de olur. Abone olmasınız da olur. Ama fark etmez.